Selam millet, Alpa Ecevit. Ece. Evet, normalde videolarımda hep erkekler oluyor. Bu sefer Ece var. Bir kadın var. Kendisi bana geçen hafta inanılmaz bir fikirle geldi. Fikri kendisi söylesin. Fikrim evet, başta çılgınca geldi. Yapamayız belki gibi geldi. Ama yine de peşini bırakmak istemedim. Sağ olsun Alpan da beni kırmadı. Ben teşekkür ederim. Ne yapacağımı söylemedin hala. Söylemedim. Fikrim kite skate yapmaktı. Ben de kite blade yapacağım o zaman. Kite roller skate ne yaptım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bildiğimiz kite surf'ün kite'ını kullanarak longboard ve patenle deli çılgın şeyler denemekti. Ha, bu arada şimdi bu 2 günlük bir proje. Dün birazcık denedik. Açılışı şimdi yapıyorum. Yani 2 günden oluşacak. 2 farklı yere gittik. Biri ilki otopark, öbürü park. Parka bugün gidiyoruz. Hayır, göreceğiz ne olacağını. Ormana gidiyoruz şimdi. İşte park, orman, park işte. Orman da park değil çünkü. Değil. Göreceksiniz arkadaşlar, park orası. Değil Alpan Ecevit. Değil. Göreceksiniz arkadaşlar. Neyse. Olmadığını. Benim için en önemli şey bir kadının beni bu şekilde motive etmesiydi. Çünkü benim aklıma geldi ama gelmedi gibi bir şey. Çünkü ben büyük kite'la yaparım diye düşünüyordum. Büyük kite'la yaparsan ölürsün. Training kite'la yapman lazım. Kaykayla zaten yapamam. Hanımefendi kaykayla yapacak. Yapmaya çalışacak. Ben patenle tabii ki de çocuk oyuncağı oluyor. Çok daha kontrollü oluyorsun. Kaykayla biraz daha zor oluyor. Ama çok keyifli oluyor ve buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Evet, bir şeyler yapın. Evet lütfen ya. Lütfen daha fazla. Bu sporları yapan daha fazla kadına ihtiyacımız var. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Öncelikle ben çok maymun iştahlıyım, onu söyleyeyim. Hiçbir şeyde hiçbir zaman çok iyi olamadım. Ama her şeyden biraz böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Paten, snowboard, longboard, kitesurf. Dört tane şey mi saydın? Evet. Tamam, o zaman dört diğer, tane. Diğer sporlara girmiyorum, onlar ayrı. Ha bu arada kendisinin ana sporu crossfitçi. Hani beni döver. Benim yarım olduğu için beni dövemez ama beni döver. Yani gerçekten sporculuğu orada. Onu gördüm. Onun aşkı, onun esas Ece'nin sevdiği şey crossfit. Diğerleri daha çok hobi ve fırsat buldukça. Hani günümüzde de tahmin edeceğiniz gibi böyle sporları, hobilerini yapmak için çok zaman harcaması lazım. Kolay kolay snowboard'a gidemiyorsun, şey yapamıyorsun. Evet. O da hobi olarak oluyor ama kendisi crossfitçi ve İngilizce öğretmeni. Evet, asıl yani mesleğim evet İngilizce öğretmeniyim. İşte vakit buldukça da diğer hobilerimizde yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince ilerlemeye çalışıyoruz ama ne kadar oluyor bilemiyorum. Hiç olmamasından iyidir. Değil mi Alpan Ecevit? Oluyor, gayet iyi oluyor. Ben geçen Ergan'da tanıştım kendisiyle. Göremedim nasıl kaydığını ama çok iyi kayamadığını zannediyordum, yok. Kayabiliyor, gayet dönebiliyor, şey yapabiliyor. 1,5 sene olmuş. 1,5 senede de herhalde tahminim herhalde 15 kere kaymamıştır. Onun için çok normal ve gayet iyi, başarılarının devamını dinliyorum. Hadi biz gidiyoruz. Değil mi? Gidiyoruz, çok geç heyecanlıyım. Kaldım. Saat 4. Sıçtık. Nasıl gidiyor? Vallahi çok dengesiz, hiç stabil değil şu an. Niye peki böyle stabil değil? Şimdi babamı aradım az önce. Onu söylemiyoruz. Peki neden böyle stabil değil babana kalmazsa? Şu an rüzgar çok gazlıymış. O yüzden gel git yapıyor, bir boşluğa düşüyor, bir çok çekiyor şu an gördüğünüz gibi. Şu an çok iyi mesela. Sanırım artık çıkabilirim. Aramızda çok ufak bir fark var. O 48 kilo, ben 58. Yanlış oldu. O 48 kilo, ben 93 kilo oldum. O yüzden de o birazcık çekiliyor, ben çekilmiyorum. Gördüğünüz gibi emekler büyük, savaşlar büyük. Ne o? He? Sen devam et. Önünde kaykay var. Şu an geçiyorum. Niye yok? Ama hani bir sürü sebebi var bunun. Evet, çok sebep var. Çok etken var şu an.
Ama bunları konuşmak istemiyorum şu an. Gidiyorum. Yapmaya mı? Denemeye. Dur. Hadi. Tamam, gerisi gelir ama bunu. Şu an rüzgar yok. Onun için deniyoruz. Bakalım burası geldi sanki. Evet, rüzgar geri geldi sayın seyirciler. Bu işin en zor taraflarından biri de rüzgar. Rüzgar olmadı mı hiçbir şey yapamıyorsun. Hani kar olmaması gibi bir şey. Aynı şey oluyor. Gidemiyorsun. Bir rüzgarı bekliyorsun. Bazen hızlanıyor, bazen güçsüzleşiyor falan. Aklın karışıyor, sinirin bozuluyor. Onun için 2-3 tane, 2 tane farklı kayıt boyun olması lazım mesela. İşte 10 metrekare, 12 metrekare. Öyle şeyler zor. Bu eğitim kaytı. Bu 2 metrekare. Değil mi? Bu 2 metrekare. Bu 2,5 metrekare. Diğerleri 10, 11, 12 onlar da metrekareleri değil mi? Ama rüzgar olmuyor bir türlü. Gerçekten ağlayacağım artık sinirden ya. Göztepe. İzmir. Burası neresiydi? Sasalı. Sasalı. Evet. Sasalı'dayız. Evet, şimdi bir hazırlayalım bakalım kaydı ne olacak. Şöyle ip çözüyor. Para kazanmak için yaptığım iş benim bu. Niye bu kadar dolanmış bu? Geride kaldı. Burası olmadı. Rüzgar esiyor. Ama ağaçlar kestiği için şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu orada deneyeceğiz bir de. Değil mi Ece Hanım? Atla kaytından. Yalnız deri yakmıyor mu? Derileri giymiş böyle. Yırtmak için. Uyanık. Evet. Kendini kontrol edemiyor o ayrı. Alper, çık direkt board'un üstüne. Az önce attığım teri sana anlatamam. Şekerim oldu ama sanki. Oldu şekerim, oldu. Hadi devam. Bir saniye yere baktım. Koş geri. Bak geri koşarsan dolacak. Alpan Ecevit'e bak. Tamam, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Yaptım, dinlemiyor. Ben yaptım. O yapamadı da. İstediğimi söyleyebilirim. Pardon. Şaka. Sensiz olmazdı bu. Hadi.
Dur. Patenle ben bunu iyi yaparım. O kesin. Tam önünde bir adım sağ ayağına. Yaptı. Bokun içinden geldi. Bastın, boka bastın sen. Evet, zor alanlar gördüğünüz gibi. Bokun üstünden itler çıkıyor. Burada taze var. Sadece alfaslar ve de iki dakika vardı. Bunu döndü ve ben. Geri koş! Geri koş! Tamam, boş ver artık. Hayır. Çok sakin gitti. Oldu. Gayet sakin gitti ve oldu bence. Evet, şimdi şeyle longboardla şansa yaptım birazcık. Bu sefer patenle bence dağıtırım. Dağıtırsın. Dün böyle yarım yamalak yaptık. Yo, burada iyi gider. Bugün iyi olur diye düşünüyoruz. Bakalım eğer sağ salim olsa, ki paten bence longboard'a göre daha kolay. Niye? Çünkü ayağıma bağlı. Hani böyle yere düşsem ayağıma patenin üstüne yatarak gidebilirim falan. Kaykayla böyle bam diye yapışırız. Hayırlısı bakalım. Alparcığım, kaytı havada tutman lazım. Ha? Kaytı havada tutmam lazım. Bu öyle gidiyor. Kayt yerde gitmez. 30 saat denedim. Diren, 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 diren. Kurtarırsın. Hayır. Bırakmayacağım. Bırakmadı. Evet, bugünkü rüzgarı da ben yedim çünkü. Olsun. Azıcık gittik mi gittik. Tamam. Ben gayet satisfied olarak. Buradan. Geliyor. Hadi deneyelim bir kere daha. Dur. Sen dur o zaman. Yani çiçek bir şeyim yok. Bitti. Bitti değil mi? Bitti. Bitti. Finito. Okey. Okay. Buradan Ece'ye ve Alpan Ecevit'e çok teşekkür ediyorum. Sayesinde. Ben de sana teşekkür ediyorum fikrime değer verip geldiğin için. Deli misin? Ben böyle şirketler için yarışıyorum. Ya. Onun için ilk defa videomuzda bir kadın sporcuyu misafir ettik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve bütün kadın sporcuların bence böyle şeyler denemesi lazım. En azından bir kere. Sevmeyebilirseniz huyunuz değildir. Okey. Ama böyle hafif bile bir merak ediyorsanız mutlaka deneyin. Ve ondan sonra iki gün deneyin. Bir gün denemeyin. İkinci gün çünkü daha iyi olacaktır. Ondan sonra karar verirsiniz yapmayacağınızda. Kiteboard, snowboard, kayak, longboard, paten, dalış, klostrofobik değilseniz. Sence başka ne var? Paraşüt olabilir. Ona ben ayak uyduramıyorum. Evet, paraşüt kesinlikle, uçaktan atlamak ki benim listemde. Uyduranlar var, annem mesela. Ece, çok teşekkür ederim sana. Senin ben sayende teşekkür ederim. Çok orijinal bir İyi video geldin. Yaptık. Ben Alpan Ecevit. Ben Ece. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağı yorumlara normal, mantıklı, akıllıca şeyler yazın. Hepinizi seviyorum. Likelayın. Takip Abone edin. Abone olmayı unutmayın. Zaten o artık. Artık gördük, kitle bu. Yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Esen kalın.